Çocuklar çok enerji dolusunuz, sevgili gençler. Harikasınız. Şimdi bir anlaşma yapalım mı? Tamam. Şöyle yapacağız, fazla değil, 10 dakika bir konuşma yapacağım. Aynen Hüseyin Başkanım gibi kısa bir konuşma yapacağım. Sonra belediye başkanlarımızla aranıza geleceğiz, tamam mı? Tamam. Ama buradan çok güzel görünüyorsunuz. Buradan beraber bir fotoğraf çekileceğiz. Ama bunu yapmamız için kurallara uymamız lazım. Yani herkes olduğu yerde kalacak. Herkes el sallayacak kameraya ve fotoğraf çekileceğiz. Anlaştık mı? Tamam. O zaman birkaç cümleyle sizleri selamlayayım. Değerli Belediye Başkanım Sultan Beyli ve bize bugün eşlik eden Kartal Belediye Başkanım, değerli önceki dönem milletvekilimiz, kıymetli siyasi partilerimizin başkanları ve muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasinin kıymetli temsilcileri, hem büyükşehrimizin hem Sultanbeyli'nin ve bugünün ev sahibi olan sevgili çocuklar, gençler, onlara eşlik eden kıymetli velileri, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki burada bu çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden çok sevgili eğitimciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle hep beraber iyi bir spor eğitimi almayı başarmak istiyoruz. Ben şimdi çocuklar size bir örnek vereceğim. Beni dinlerseniz, ben ilkokula başladığımda çok değerli bir beden eğitimi öğretmenim vardı. Beden eğitimi öğretmenim beni ilk önce atletizme götürdü ve atletizmde koşu yaptım. İkinci sınıftan sonra bizi aramızdan seçerek handbol takımını aldı ve ben handbol oynadım. Sonra ortaokulda basketbol oynadım. Sonra lise birinci sınıftan itibaren de futbol oynadım. Şimdi ama bunları niye anlatıyorum? Bunları niye anlatıyorum? Spor yaparken kurduğum arkadaşlıklar, spor yaparken kendimi zinde ve güçlü hissettiğim o anlar, hayatım boyunca bana hep böyle başarılı olmam için destek oldu. Bir kere çok sağlam arkadaşlıklar kurdum. Takımlarda, oynadığım ortamlarda, öğretmenlerimden, beden eğitimi öğretmenlerimden, spor hocalarımdan, antrenörlerden, koçlardan çok faydalandım ve hayat boyu o faydalandığım ve öğrendiğim şeyler bana hep yardımcı oldu. Dolayısıyla biz de istiyoruz ki sizler sağlıklı olun, sporla kalın, sporcu olun. İlla yarın iyi bir futbolcu olmayabilirsiniz, iyi bir tenis oyuncusu olmayabilirsiniz ya da başka bir branş. Ama doktor da olsanız, öğretmen de olsanız, belediye başkanı da olsanız, bugün o yaşadığınız bu güzel eğitimlerin hepsi size çok büyük katkılar sunacak. Bunu hiç unutmayın. Onun için lütfen, lütfen buralara gelin ve bizimle beraber olun, iyi eğitimler alın, hayata sağlıklı bakın. Şunu söyleyeyim, İstanbul'u sporla dönüştürmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle 2036'da dünyanın en önemli birinci organizasyonu olan olimpiyatları ve paralimpik oyunları İstanbul'a getirmek istiyoruz. Bunu başarmamız için tabii ki tesislerimiz olacak. Ancak sadece tesislerle bu organizasyonlar başarılamıyor. Aynı zamanda
İstanbullular olarak hepimizin sporla iç içe, sporun kurallarıyla hareket eden bir yaşam tarzına sahip olmamız lazım. Bunun içinde ne var? Bunun içinde çok çalışmak var. Bunun içinde centilmenlik var. Bunun içinde oyunu oyunun kuralına göre oynamak var. Bütün eğitimi aldığınızda aslında çok saygın, demokrat ve sağlıklı bir toplumda oluyorsunuz. Olimpiyat sürecinde biz bu tesislerimizden faydalanırken kurumumuzun hem spor kulübü, hem spor müdürlüğü, hem Spor İstanbul olarak İstanbul'un her noktasında eğitimler ve yüz binlerce çocuğumuza erişen bir sistemle hareket ediyoruz. Türkiye'de en önemli spor eğitimi veren sayısal anlamda birinci kurum biziz. 300 günde 300 proje kapsamında açılan bu tesisi de gerçekten bugün gururla izliyorum. Burada yaklaşık 150 milyon liranın üzerinde bir yatırım var. Bu kompleksin isminin de 100. yıl spor kompleksi olması da tam da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir adım olmuştur. Burada şunu ifade etmem gerekir. Daha önce planlanmış hali futbol odaklıyken bugün gelinen noktada birçok branşa hizmet eden ve birçok spor, kapalı spor alanı olan ve çocuklarımıza ve gençlerimize hayatları boyunca unutamayacakları anları yaşatan bir komplekse dönüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Bugün 3250 seyirci kapasiteli tribünü olan futbol sahası, kulüp odaları, derslikleri, çok amaçlı spor salonları, kapalı halı sahaları, tenis kortları, fitness salonlarıyla birlikte herkesin yararlanabileceği çağdaş olağanüstü bir komplekse dönüşmüştür. Bu yolculuğun başından beri ortak akılla bizimle beraber her masada bulunduğu için değerli Sultanbeyli Belediye Başkanımıza bu kararların verilmesinde, ortak kararın oluşmasında bulunduğu katkıdan dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, tabii ki Sultanbeyli bizim için en önemli ilçelerimizden birisidir. Çünkü Sultanbeyli aynı zamanda İstanbul'un doğusundaki ilk kapısı diyebiliriz. Bu ilçemizin kentle olan bağlantısını çok önemsiyoruz. Tam gaz ile neredeyse %2-3 seviyesinde alıp başladığımız Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattımızda da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hattın Sultanbeyli'ye erişmesiyle birlikte belki de Sultanbeyli için en tarihi adımlardan birisi bu olacaktır. Aynı zamanda Sultanbeyli'ne başka spor yatırımlarımız da oldu. Mehmet Akif Ersoy Spor Merkezi'nin yenilenmesi, bir okulumuza spor salonunun inşası gibi. Yanı sıra birçok ulaşım projesi, kültür projesi ve açılan kreşimizle birlikte, yeni yapımına başlanan kreşimizle de aslında Sultanbeyli'nin her konusuna, her noktasına, sağlıktan çocuğa, sosyal politikalardan spora, ulaşımdan çevreye değindik, dokunduk ve üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, sevgili çocuklar, kıymetli gençler, ülkemizin parası hepimizin parasıdır. O parayı en verimli, en doğru şekilde kullanmanın yolu ortak akıldan, deneyimli insanların fikirlerinden ve teknik insanların öngörülerinden
ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkate almaktan geçer. Bu bağlamda İstanbul'da 39 ilçemizde de özenli bir çalışmayla halkımızın bereketli parasını en bereketli şekliyle İstanbul'un her yöresine yaymakta ve bu hizmeti sunmakta kararlıyız. Çünkü biz milletimize hesap vermeyi bilen, milletimizin parasını harcarken de kılı kırk yarıp ona gözünün nuru gibi bakan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasetin sandıkta bittiğini, sonrasında esas olanın halka hizmet olduğunu ve bu yolculukta da halka hesap vermek zorunda olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla milletimiz başarılı insanları sever. İnşallah başarılı oluruz. Başarılı olan insanları mutlaka ödüllendirir, gururlandırır. Bunun adı ister Sultanbeyli Belediye Başkanı olsun, ister Kartal Belediye Başkanı olsun, ister İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun. İşte yöneticileri bu nizama ve bu düzene sokan da Cumhuriyet rejimidir. Cumhuriyette yöneticiler hadlerini bilirler ve vatandaşlarına saygıda kusur etmezler. Ona layık olmak benim hayatımın en önemli prensiplerinden biridir. Onun için Cumhuriyet çok değerlidir, çok özeldir. Onun için Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Onun için sonuna kadar Cumhuriyete sahip çıkmak, onu demokrasiyle ve adaletle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur. Bu kapsamda tekrar buranın isminin 100. yıl kompleksi olarak verilmesi de Cumhuriyete olan, birlikte olan saygımızdır. Emeği geçenlere tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Dolayısıyla sevgili çocuklar, sevgili gençler, sizlerin buradaki emekleri, varlıkları bizim geleceğe olan güvenimizi artıracaktır. Sayının artması, birlikte size katkı sunmamız, sizlerin varsa ihtiyaçları onları karşılamamız, varsa size sunmamız gereken diğer eğitimler onları da karşılamamız sorumluluğumuzdur. İnşallah bu güzel başlangıç bize dünya olimpiyat şampiyonlarını kazandıracak, memleketimizin her insanını gururlandıracak, ailelerinizi mutlu edecek bir geleceğe ulaşsın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi herkes anlayış gösterecektir. Çocuklar, bir şey isteyeceğim, anlaşalım. Ben Hüseyin Bey, şu ortaya geleceğiz, tamam mı? Şu ortaya. Bak, bir ortaya geleceğiz ama kimse bu durumundan ayrılmayacak. Eğer ayrılırsanız bozulur. Arkadaşlarım da buradan fotoğraf çekecek. Sonra buradan fotoğraf çekecek. Hepimiz çıkacağız, tamam mı? Hepimiz çıkacağız. Bu bizler için çok güzel bir anı olacak. Anlaştık mı? Herkes şimdi bir otursun. Arkadakiler ayakta durabilir. Herkes bir otursun. Protokol de orada durduğu için zaten oradan da çıkacaksınız. Sadece Gökhan Başkanım, sen çok uzunsun. Lütfen sen de oraya aramıza otur. Yoksa sen bir 10-15 kişinin önünü kesebilirsin. Evet. Hüseyin Bey, buyurun, beraber geçelim.